Süreç sona erdi, seçim süreci. Şimdi yargı süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de diğer seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklar ve seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. Yüksek Seçim Kurulu olarak 11 Yüksek Mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor. Şunu herkes bilmeli ki yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var. Göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim. Daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilci bulunan siyasi partilerden ve diğer yerel ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz. Ama benden şu dosya geldi, şu dosya da şu karar verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu gibi detay bilgi istemeyin. Bunu vermedim. Daha önceki seçimlerde de vermedim. Şimdi de vermeyeceğim. Bu vermem de doğru değil. Yani yargı sürecine aykırı bir şey olur. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim.